29 Nisan Osman Batur Han, Doğu Türkistanlı mücahit lider. Doğu Türkistan'ın Altay bölgesinin Öndirkara mevkiinde 1899 tarihinde dünyaya gelen Osman İslamoğlu, Kazakların Aytuvgan boyuna mensuptur. Babası İslam Bey, annesi Ayça Hanım'dır. Doğumu, çocukluğu, gençliği ve eğitim hayatıyla ilgili bilgiler yok denecek kadar azdır. 12 Şubat 1940 tarihinde Altay'ın Sarı Togay şehrinde Akit Hacı Camii'ne yapılan saygısızlık üzerine İris ve Esim Han liderliğinde Çinlilere karşı başlatılan protestolara katılmıştır. Halkın elindeki silahları toplamak üzere yapılan duyuruyu dinlemeleri için camiye toplatılan halkın huzurunda Çinli askerlerin camiye botlarıyla girmesi ve pervasız hal ve hareketleri bardağı taşıran son damla olmuştur. Çinli yetkililer İslam Bey'den silahların toplanıp teslim edilmesini isteyince Osman Batur, babası, annesi ve yakınlarının ısrarlarına rağmen silahını teslim etmemiştir. Bugün silahını veren yarın canını da verir. Çok istiyorlarsa gelip alsınlar tarihi sözü bu olay sırasında söylenmiştir. Osman Batur'un dağa çıkması Çinlilerin vereceği karşılık yüzünden ilk başlarda halkın tepkisine yol açmış fakat yaşanan olaylar Osman Batur'u halk arasında destanlaştırmıştır. Ekim 1941'den itibaren milli mücadelenin liderliğini Osman Batur üstlenmiştir. Çinliler ve Ruslar bu isyanı bastırmak için bütün güçlerini seferber etmişlerse de bir sonuca varamamışlardı. 1943 yılı Mayıs ayından itibaren Osman Batur'u faaliyetlerini genişletmesi için cesaretlendiren Moskova'nın askeri ve mühimmat desteği sayesinde Haziran 1943'ten sonra birçok zafer kazanmasına vesile oldu. Bu savaşlar Mart 1944'e kadar devam etmişti. Hür Altay, Erikti Altay Teşkilat Divanı'nın 22 Haziran 1943 tarihinde Bulgun'da yaptığı bir törenle Osman İslamoğlu'na Han Türbesi ve kahramanlıklarından dolayı Batur ünvanı verilmiştir. Ardından daha güçlü bir şekilde Urumçi ile mücadele etmeye başlayan Osman Batur, Çoy Bolson'a heyetler gönderip silah alımı konusunda anlaşma yapmıştır. Altay'daki çatışmalar Aralık 1943'te şiddetlenince yapılan toplantıda Osman Batur başkomutan seçilmiştir. Ocak 1944'ten itibaren Moğolistan'ın yaptığı askeri yardımlar Osman Batur'un Çin birliklerine karşı başarısında etkili olmuştur. Haziran 1944'te savaş Altay'ın diğer bölgelerine de yayılmış, bu gelişme üzerine Urumçi idaresi Altay'a kesin taarruz yapmayı kararlaştırmıştır. Bu hareketin başarıya ulaşmasıyla İli'de Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuş ve Alihan Töre Cumhurbaşkanı ilan edilmiştir. Kurulan devleti ilk tanıyansa Osman Batur olmuştur. Osman Batur 7 Ekim 1944'te İli İdaresi tarafından Altay Valiliğine tayin edilmiş, 1945'te Uluttu Korgav Uyumu Ulusu Koruma Teşkilatı'nı kurmuştur. 6 Eylül'de yapılan bir törenle Altay halkının savaşı kazandığı ilan edilmiş, Moğolistan ve Sarsümbe'deki Rus konsolosu Osman Batur'u tanıdıklarını ilan etmiştir. 26 Eylül 1949 tarihinde Burhan Şehidi ve General Tao ülkenin savaşmaksızın komünist Çin'e teslim edildiğini ilan etmiştir. Çin karşısında tutunamayacağını anlayan Osman Batur ise yanında kalan az sayıda halkıyla birlikte 28 Ağustos 1950'de çarpışa çarpışa Maka'ya ulaşmıştır. Komünist birlikleri ise Osman Batur'un yakalanması için 8. Kızıl Alay'ı görevlendirmiştir. Dunhuang'daki 8. Kızıl Alay 10 Şubat 1951'de Kayız'a hareket etmiş, Osman Batur komünistlere karşı son savaşını yaptığı Kayız'da 17-18 Şubat gecesi sabaha karşı Çin Kurtuluş Ordusu'na esir düşmüştür. 21 Şubat'ta Dunhuang'a, oradan 16 Mart'ta Urumçi'ye götürülen Osman Batur, ağır işkencelerden sonra düzmece bir mahkemede idama mahkum edilmiştir. İdam kararı infaz edilmeden önce Osman Batur'un son sözü ise "Ben ölebilirim ama dünya durdukça Osman Baturlar hep var olacaktır" sözü olmuştur.